olsun başkanım. Hoş geldiniz. Hoş gördük. Sağ olun. Nasılsınız? Efendim. Evet, maraton. Devam ediyor. Devam ediyor. Az kaldı. Siz nasılsınız? Sağ olun. Hamdolsun. Bir kapatabiliriz bence biraz gelmesin. Sonra doğru enerjiniz nasıl başlıyor? İyi. İyi mi? Alışayım ben ya. Öyle mi? Sizin başkanlık öncesi de şeyiniz olduğu için değil mi? Var tabii ya. Parti yani benim tecrübeniz 10, var. 14-15. seçim. Oo maşallah. Evet. Daha önce de aday olmadığım dönemlerde de evet. İşte seçimleri telaşımız var. İlçe başkanı olarak yürütüyorum. Evet. Adayım. Aynı aday varsa yürütüyorum. Onun için bu seçim atmosferine oldukça fazla idmanlıyım. Evet. Tamam. Başarıyı düşünmesini temin ediyorum. Sağ olun. Gelen arkadaşlar yok. Ben iki dakika bir lütfen konuşması yapayım, sonra sözü size bırakayım isterseniz. Sayın Başkanım, çok değerli misafirlerimiz, Sayın Parti Başkanı, İlçe Başkanı, hoş geldiniz. Meclis üyesi adayımız Mehmet Emin Bey ve çok değerli misafirlerimiz, üyelerimiz, hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Aynı konuşmaları tekrar tekrar yapmaya gerek yok. Artık başkanımız da bizim derneğe gele gide gele gide bizden birisi zaten, sağ olsun. Bizi tanıyor, biliyor. Sadece aramızda yabancılar olabilir diye iki kelime bizim köyden bahsedelim. Burası bir köy derneği diye de. Bizim köyümüz Mardin Midyat'a bağlı bir köy. Kalabalık bir köy. Ve bizim köyümüz bir özelliği, köyümüzün bir özelliği de Adem'le Hava gibi neredeyse hepimiz aynı anneden babadayız. Bir Süryani aile var sadece. Onun dışındaki herkes birbiriyle akraba. Yani bize hiç yabancı yok. Kurulduğu günden beri ama tabii dışarıya göç vermiş. Ağırlıklı olarak nüfusumuz Avrupa'nın 5-6 ülkesinde yoğun şekilde varız. Almanya, Belçika, Hollanda, İsveç, İsviçre, Fransa, buralarda varız. Sadece Almanya'da yeni nesilde sayarsak eğer 500'e yakın ailemiz var. Kalabalığız yani. Diğer ülkelerde daha keza. Onlardan az olmak şartıyla var yani. Bunun dışında yoğun nüfusumuz İstanbul'da ve ağırlıklı olarak da Küçükçekmece ve Kanarya'da. Yine burada 500'den fazla ailemiz var. Tekrar. Özellikle yoğunlukla Küçükçekmece'de. Zeytinburnu'da var, Bağcılar'da var, Esenler'de var. Ve azar azar diğer ilçelerde var. Ama ağırlıklı olarak yine burada Küçükçekmece'de. 2008 yılında kuruldu ve kurulduğu günden bu yana en önemli, hani STK'ların en önemli özelliği organize olmak, bir araya gelmek. Biz Allah'a çok şükür o konuda bunu başardığımızı düşünüyoruz. En azından büyük metropollerde bizim derneğimizi kurarken de ismin içerisinde özellikle kültür kelimesini özellikle koyduk. Memleketteki artık yavaş yavaş büyük şehirlerde kaybolan kültürümüzü burada yaşatmak. Kültür derken tabii çok görecelidir ama genel olarak şunu söyleyebilirim. Bizim bölgede özellikle ilişkiler, ondan sonra taziyeler, bayramlar, seyranlar falan hep beraber kutlanır ve önemlidir bunlar. Dediğim gibi ve istişare hukukumuz var bizim, yani birbirimizle istişare edip mutlaka ona göre karar alma şeklimiz var. Bunu burada yaşatmaya çalışıyoruz. Bir nevi paralel bir şey gibi düşünebiliriz. Yani olayları büyütmeden çözme, halletme. Orada tabii aileler, aşiret demek istemiyorum ama aşiret de beni bir yerden sonra aşiret şeyine değil ama köyler bazında herkes birbirini tanıyor ve evliliklerden dolayı herkes birbirine akraba, yani komşu köylerle de. Bu şekilde birazcık bahsetmek istedim. Malum seçim sürecindeyiz ve bizim derneğimizde olduğu gibi bütün derneklere de bu şekilde ziyaretler geliyor. Biz kapımız zaten bütün partilerimize, adaylarımıza zaten açık. Ama Sayın Başkanımızın bizde yeri de ayrı. Kendisini seviyoruz, sayıyoruz gerçekten, sağ olsun. Desteklerinden dolayı da her zaman yanımızda olduğunu hissediyoruz ve biliyoruz yani. Onun için sözlerimi alırken hepiniz tekrar hoş geldiniz, şeref verdiniz diyorum. Allah muvaffak etsin diyorum tekrar. Başarılar diliyorum.
Değerli kardeşlerim, sevgili başkanım, şöyle bir şey var. Seçim dönemleri adayların çok insanla karşılaşma ihtiyacı vardır. Çok kişiyle dertleşme, derdini anlatma, onu dinleme ihtiyacı vardır. Dolayısıyla bu ihtiyaçlarımızın, adayın ihtiyacının karşılanması konusunda sivil toplum kuruluşları ve derneklerimiz hakikaten çok önemli, çok değerli. Sizin de söylediğiniz gibi, başkanımızın da söylediği gibi, bu dernek de benim çok gidip geldiğim bir yer. Şimdi işin doğrusu, bazı dernekler var ki bu kadar çok gidip gelememişim oraya. Yani öyle bir fırsatı yakalayamamışım. Bunun için hem size, hem yöneticilerinize, hem bu kıymetli üyelerinize teşekkür ederim. Bizi kabul ediyorsunuz. Size derdimizi anlatma fırsatı buluyoruz, sizler dertleşme fırsatı buluyoruz. Bunun için siyasetçinin karşısında görmek istediği insandır. İnsanı anlatacak, bilmeyene, seni yeteri kadar tanımayana, yaptığın işler varsa onları bilmedikleri için birçoğu bilmeyebilir. Yani Kanarya'da yapmış olduğum bir işi Mehmet Akif'te, Atatürk'te yapmış olduğum bir işi de Kanarya'da bilmezler, bilmeyebilirler hizmet açısından. Çünkü Küçükçekmece hakikaten çok büyük bir ilçe. Türkiye'nin 7. büyük ilçesi. 56 tane ilden büyük, bazı büyükşehir diye, büyükşehir statüsünde olan illerden de, büyükşehir illerimizden de büyük bir ilçe. Dolayısıyla her insanla birebir karşılaşmak, elini sıkmak, onunla konuşmak, sohbet etmek olanağı yakalayamıyorsun. Bu olanakları da böyle bizler derneklerde, sivil toplum kuruluşlarında, belirli toplantılarda ancak yakalayıp anlatabiliyoruz. Bu da benim için böyle bir fırsat oluyor. İkincisi, Mardin'i biliyorum. Ülkemizin çok özel kültürleri var. Bu kültürlerin en önemlileri de hem tarihi kültür bakımından hem de orada doğmuş, büyümüş, o kentte doğmuş, büyümüş insanların kendi özel kültürleri bakımından Mardin biraz daha farklı. Onu da biliyoruz. Mardin'in ayrı bir özelliği var, siz de söylediniz. Süryani. Bunlarla mesela bu tip şeylerle 1000 yıl bir arada yaşamayı, dost kalmayı, kardeşçe yaşamayı da başarabilmiş bir kent Mardin, Midyat. Onun için ayrı bir öğrenilmesi gereken, hatta bu kültürün, bütün belki Türkiye'ye kardeşlik kültürünün bir arada yaşayabilme, dost olabilme, kardeş olabilme kültürünün de aslında bütün dünyaya, Türkiye'de yaygınlaşması aslında ülkemiz açısından da çok değerli, çok kıymetli bir şey. Diğer kültür açısından da, tarihi kültür açısından da ayrı, çok ayrı bir özelliği var. Belki yeterince tanıtılamayışı, belki yeterince bundan istifade edilemeyişini söyleyebiliriz. Yani turistin gelmesi, işte orayın zenginleşmesi açısından yeterli olduğunu söyleyeyim. Bu da belki bir devlet politikası. Yani belki değil, bir devlet politikası. Değerli kardeşlerim, Küçükçekmece'de belki içinizden birçoğu benim bu konuşmalarımı daha önce duymuştur. Çünkü burada konuştum, başka yerde konuşuyorum, toplantıda konuşuyorum, iftarda konuşuyorum. Aynı şeyleri anlatmak zorundayım. Bir bilmeyenler için kendimin bir iki özelliği var, onu tanıtayım size. Küçükçekmece'yi. 58 yıldır Küçükçekmece'de oturuyor. 58 yıldır aynı sokakta oturuyor. Cennet Mahallesi'nde, Barbaros Caddesi'nde. 22 yıldır şu an, bu akşam da gideceğim evde oturuyor. Ondan önceki yıllarımı da biraz daha aşağıda, 5-6
bina aşağı döndü. Oradan 2001 senesinde şimdi oturduğum eve geçtim. Onun için 22 yıl diyorum. Küçükçekmece'de yaşıyorum. Her şeyim Küçükçekmece. Allah ne kadar ömür verdi hiçbirimiz bilmiyoruz. Babam rahmetli oldu. Tepe üstü mezarlığında yatıyor. Allah razı olsun. Epey bir zamandır. Benim de yerim orası zaten. Sonuçta gideceğimiz yer, doğduğumuza inanmışız, öldüğümüze, öleceğimize de inanan insanlarız. Oraya gideceğim. Belediye başkanı olmadan önce de yaşantım aynıydı. Belediye başkanı seçildikten sonra da yaşantım aynı. Belediye başkanlığını bir gün bıraktığım zaman da yaşantımızda çok fazla bir değişiklik yok. Küçükçekmece ortalamasını yaşıyorum ben. Ortalama bir insan gibi Küçükçekmece'de yaşıyorum. Yani şöyle diyeyim, bir binanın bodrum katında da oturuyorum ama başka bir yerde bir villada da oturuyorum. Ortalama bir 5 katlı bir apartmanın 5. katı daire 16. Bu arada oturuyorum. Adresi verdiniz başkanım artık. Verdim, herkes biliyor. Değişmeye geliriz. Adresimi herkes biliyor. Bitikte de verdim. Bitikte de verdim değil mi? Hiçbir sakınca görmüyorum adres vermekte. Dolayısıyla eğer bir kente siz yönetme talebini aşmışsınız, o kentte sizin nerede oturduğunuzu, nasıl yaşadığınızı vatandaşın da bilmesi gerekir. Onun için inatla, ısrarla bunları söylüyorum ben. Birkaç ülkemizle ilgili birkaç derdim var. Yaklaşık 48 yıldır bununla mücadele ediyorum. Nedir bu? Bir ülke düşünün ki bizim ülkemiz ne yazık ki son zamanlarda böyle oldu. Taraf olma hakkın yok. Ondan yana olmazsan hainsin, vatan hainsin, FETÖ'cüsün, teröristsin, bilmem ne, her şey var. Şimdi bu anlayış, bu kadar ince bir çizgi mi var burada? Hemen geçtin öteki tarafa, aslansın, kaplansın. Senden daha iyisi. Evet. Oraya geçtin, hainsin. Ne yazık ki böyle. Bu bizim, bu topraklar üzerindeki kardeşliğimizi, hukukumuzu zedeliyor. Çok zedeliyor. Oysa öyle bir durum var ki, kimse farkında değil. Ya da onlar farkında değil. Ya da o yönetenler, siyasetçiler farkında değil. Benim komşum, kapı komşu, karşı daire, kapılarımız birbirine bakıyor. Yıllardır oturuyoruz orada. Bazen eve giderim hanım, masanın üzerine bir şey koyar. Ya sen bundan yapmazdın derim. Bana komşu verdi diyor. Kürttür. Allah herkesin başına öyle bir komşu versin. Öyle bir komşu nasip etsin. Hiçbir sorun yok. Ne onun bizimle var, ne benim onunla var, ne hanımlarım var, ne çocuklarım var. Hiç kimsenin bir sorunu yok. Ama sanki büyük bir düşmanlık varmış gibi. Herkesin birbirine kırılmasını istemek, bölmek, parçalamak diline, mezhebine, dinine, geldiği yere, doğduğu yere göre. Öyle diyeyim. En büyük parça. Bizim tarafta kalsın, bu şekilde yönetelim. Mantığı ülke gittikçe aslında bir uçuruma doğru, çürümüşlüğe doğru götürüyor. Bunun farkında olmamız gerekiyor. Benim derdim bu. Şimdi size birkaç tane şey sayacağım. Olmaz derseniz oturup konuşuruz. O kadar paramız yoktur. Ülkenin o kadar parası yoktur. Ne yapıyorsun? Derseniz oturup konuşuyoruz. Bir ülkede kardeşlik, kardeşçe yaşamamız için paraya ihtiyaç var mı? Demokrasi çıtamızı yukarıya doğru çıkarmamız için paraya ihtiyaç var mı? Özgürlüklerimizi istediğimiz gibi yaşayabilmemiz için paraya ihtiyaç var mı? Bir tweetten, bir bilmem neden, şundan bundan içeri atılmamak için gecenin saat 3'ünde 4'ünde kapının
çalınmaması için paraya ihtiyaç var mı? Merkez Bankası'nın para dolumu olması lazım. Yok, bunların hiçbirinde yok. Bu ekonomik değil, iktisadi bir durum değil. Mesele ne? Mesele bunlara inanmak. Mesele bir şekilde kardeş olduğumuzu anlayabilmek. Aynı topraklardan kardeşiz. Din kardeşlik diye bir yerimiz var. Bilmem. Ama sürekli bugün birisi siz gelmeden önce bir 5 dakika bir çay şey yap, seçim ofisine uğrayalım dedik geçerken birisiyle görüşelim. Bu arada bir telefona cevap verdim. Trabzon'dan arıyor beni. Yahu siz nasıl adamsınız? Siz niye böyle yapıyorsunuz? Şunları niye söyleyemiyorsunuz? Bizi perişan ettiriyorlar. İşte Cumhurbaşkanı dün akşam gene şunu söyledi. Bize hakaret etti, bilmem ne yaptı. Ulan dedi, buradan telefondan konuştuğun gibi kolay değil bu işler. Gece gelip alıyorlar adamı, götürüyorlar. Zaten onu istiyor, bir şeyler söylese de. Onu alsa buradan da bizim aday tek başına kazansa. Sabah doğal gazı kesecek mi? Boşka. Yani. Ya biz densinle doğal gazı yok. Şimdi bu mantık olabilir mi ya? Gözünü seviyor. Ya Allah aşkına ya. Ya bana oy verirsin diyor ya sana doğal gaz gelmez. Ya bana oy vermezsen sana hizmet gelmez. Ya şimdi ben size bir soru sorayım. Böyle içinizden hiçbir tanemiz, herhangi biriniz vergi dairesine gitti, para arayın. Vergi yatıracak orada. Size soruyorlar mı nerelisin kardeşim? Kürt müsün, Türk müsün, Laz mısın? Soran var mı? Yok, parayı alıyor değil mi? Mahfuzu veriyor. Öyle değil mi? Ya da belediyeye gittiniz. Ya da bir kamu kurumuna gittiniz. Orada bir şey yok. Onu ödeyeceksin. Bunun paylaşımına geldiğin zaman o parayı vatandaş veriyor. Oradan alıyorsun vatandaşa. Paylaşıma geldiğin zaman sana doğalgaz vermem diyor. Sana hizmet gelmez. Nerede söylüyor? Ya Hatay gibi hala yaraların sarılamadı. Oraya için söylüyor. Hatay'ı görüyorsunuz diyor. Bak Hatay'ın durumunu görüyorsunuz. Niye? Hatay'a ne olmuş? Başkanım yine Hatay'la Adıyaman, Malatya yine %60'ları verdiler ya. Biz aylarca ağladık. Bu toplumun şöyle bir şeysi var ya. Ya gerçekten ben bundan çok yani bir türlü anlam veremiyorum. Ya kardeşim yürüdün geldin duvara çarptın. Dönüyorsun geriye. İki diyorsun bir daha çarpıyorsun. Ya çarpma bir yol değiştir buradan. O yandan git bu yandan git bir yol ara kendine ya. İsyan ederek devlet gelmiyor. Bu parti gelmiyor, bu parti gelmiyor. Sonradan ne oldu? Biz onu işte bir türlü anlayalım. Ya da adam seçilecek. Yok ben seni beğenmedim. Ama da bizim vali var, o daha iyi yönetir. Sen gel oradan, sen git oradan. Niye seçim yaptınız kardeşim? Niye sandık kurdun? Niye buna milli irade diyorsun? Toplumun iradesi diyorsun? Anayasa Mahkemesi karar verecek. Ulan o bizim aleyhimize oldu, tanımıyorsun. Temel arkadaşıyla bir münakaşa etmiş, götürmüşler şeye hakimi karşısına. Şimdi hakim diyor ki bu olayın olabilmesi için bunların birbirleriyle daha önce tanışıklıklarının olması lazım. Yani arkadaşlıklarının olması lazım. Bu olayın olabilmesi için. Temel'le beraber yargılanan kişi akıllı. Hakim önce ona sormuş. Demiş ki, sen bu Temel'i tanıyor musun? Demiş. Yok tanımıyorum demiş. Temel sinirlenmiş. Ya nasıl tanımıyorsun biz kaç yıldır arkadaşın olsun? Sen beni tanımıyorsan ben seni hiç tanımayayım demiş. Temel cezayı yemiş. Şimdi onu tanıma, bunu tanıma, işine geleni tanıma. Bu böyle giden bir durum değil. Buradan şuraya gelmek istiyorum. Kazanılmış olanlar, kazanılmış mevzilerin
mümkünse faşizme doğru giden o şeyleri gösteren iradeye dur demek için bunları korumamız lazım. Bu mevzileri korunması lazım. Nerede olursa olsun. Aksi takdirde daha sıkıntılı bir duruma doğru gidebilir. Değerli başkanım, bunun için sivil toplum kuruluşlarını, hemşeri derneklerini, sendikaların, odaların rolü çok büyük. Bak gerçekten çok büyük. Eğer sen örgütlü bir toplum haline gelemez isen, devlet demokratikleşemiyor, bu sefer baskı, zulümden kurtulamıyoruz. Sivil toplum kuruluşlarının buradaki rolü çok üstü, çok büyük. Yani sadece çok değerli olan kültürümüzü nesillerden nesile taşıyabilmek, yaşatabilmek, sadece Mardin'de bıraktık, artık biz buraya geldik, buradaki kültürü, başka bir kültür alalım, bu değil. Bu değil. Sen o gücünü koruyacaksın, hatta güçlendireceksin ki devlet demokratikleşsin. Bizleri yönetenler keyfiyetle yönetemezsin. Geçenlerde bir şeye gittim. Kamyoncular kooperatifi. Bunlarla sohbet ediyorum. Hepsi kamyoncu. Dedim ki bugün mazotun fiyatı kaç lira? Bugün. Ya bu çok önemli değil mi? Bugün diyorum. Ya dün başkaydı, bugün başka olabilir. Yarın denk verdim onlara. Bak dedim daha 10 gün önce Fransa'da akaryakıta zam geldi. Bütün araçlar, traktörler, özellikle traktörler akılda kalıyor daha çok. Geldiler, otobanları, bilmem neleri kestiler, kapattılar kontakları. Hadi eyvallah dedi. Hemen yönetenler dedi ki, bir dakika nereye gidiyorsunuz? Bir dakika nereye gidiyorsunuz? Bu kadar araba ne olacak? Yol kapattınız, gittiniz. Koca otoban. Bunlar dedi ki, zamı geri alacaksınız. Aldılar. Aldılar. Toplum bu işte. Bunu anlatıyorsun adamı. Ama anlatıyorsun ama. Ben 48 senedir anlatıyorum. Emin olun 48 yıldır anlatıyorum. Eşitliği anlatıyorum, özgürlüğü anlatıyorum, demokrasiyi anlatıyorum. Beraber yaşama gücümüzü anlatıyorum, kardeşliğimizi anlatıyorum. Biz bunları başarabiliriz, biz bunları yapalım. Anlatıyorum 48 yıl. Çok başarılı olduğum söylenemez. Anlatıyoruz ama bir türlü de çileden başımız dertten kurtuldu. Geldi küçükçekmece. Ülke saatlerce konuşabiliriz. Bütün bunları saatlerce konuşabiliriz. Küçükçekmece'de 5 yıldır sizlerin de büyük katkılarıyla seçilerek yönetmeye çalışıyor. Birçok şeyi başardığımızı rahatlıkla söyleyebiliriz. Ayrıştırmadık. Ötekileştirmedik. Sen oradansın, sen buradansın, sen bilmem demedik. Benim için herkes birin sınıf insandır. O kadar. Sınıflandırmamak da herkes insandır. Kesinlikle böyledir. Ben böyle bir kültür aldım. Böyle büyüdüm. 48 yıldır bunu yaptım. İkincisi, dedik ki kentte adalet olsun dedik. Kentte eşitlik olsun dedik. Adaletin olmadığı bir yerde hiçbir şey olmaz. Bu kentte adalet olsun. Bunu kendi içimizde yapabiliriz. Eşitlik olsun, barış olsun, kente saygı olsun. Bunu da önemli ölçüde yaptığımızı düşünüyorum. Ne kadar eleştiri aldığımı biliyor musunuz? Küçükçekmece'nin en büyük mahallesi Atakent'tir. Nüfus açısından. Atakent. Atakent'te oturanların da biraz daha emeklilerin kenarında tutarsak biraz daha gelir düzeyi yüksek olan yerdir. Atakent. Şu ana kadar orada 6 siteye toplantıya gittim. Site toplantılarına gittim. 6 sitede de aynı şeyi bana söylediler. Dediler ki başkanım, en çok vergiyi biz ödüyoruz. Belediye.
En çok da oyu biz veriyoruz. En az hizmeti biz alıyoruz. Dedim ikisi doğru biri yanlış. Tamam mı? En çok oyu siz veriyorsunuz. En az hizmeti de siz alıyorsunuz. İkisi de doğru. Ama en çok vergi sizin demiyorsunuz. En disiplinli ödüyorsunuz ama en çok ödemiyorsun. Yani senin oturduğun bina diyelim ki 10 milyon TL. Söğüt Çeşme'de Kanarya'da adamın oturduğu bina 1,5 milyon TL, 2 milyon TL. Aynı vergiyi mi ödeyeceksiniz onunla beraber? Birincisi bu. Bu yanlıştır. Ha düzenli ödeyebilirsiniz. Ötekisi vergisini ödeyeceği zaman bakıyor. Lan vergiyi mi ödeyeyim yarın son gün? Ya kredi taksitinin son günü onu mu ödeyeyim? Çocuğun taksitini mi ödeyeyim? Bilmem nereye mi ödeyeyim? Ve belediye en son. Bunu kabul ederim. Ama hizmete geldiğiniz zaman bir kentin adaletini yavaş yavaş birbirine yaklaştırmak için tabii ki sana daha hizmet edecek. Kamu kurumlarına, kamuya ait olan yerler asfaltını yapmadın mı kardeşim? Evine gelen asfaltı yapmadın mı yaptın? Ve bizim bahçenin ağaçlarını budamadın. Bizim çocukların parkını yapmadın. Orası özel bir durum, sen yapacaksın. Diyorum onu. Zaman zaman yaptık bu işleri de ama onu sen yapacaksın. Şimdi bak bakalım. Kanarya'nın okula ihtiyacı var. Atakent'in ihtiyacı var. Kanarya'nın mı gündüz çocuk bakım evine daha çok ihtiyacı var. Atakent'in mi var? Bunlara cevap verin. Kanarya'nın da taziye evine ihtiyacı var. Atakent'in mi var? Söyle de ki bizim daha çok var. Böyle bakıyorum. Bakma bana. Bana bakma. Benim soruma cevap vermiyor. Senin mi daha çok okula ihtiyacın var? Söğüt Çeşme'nin mi var? Söyle bakalım. Söğüt Çeşme'de daha çok var. Senin mi daha çok parka ihtiyacın var? İstasyon Mahallesi'nin mi var? Bunlar anlaşalım. Hemen karşınızda bir tane cadde var. Caddeye geçiyor Söğüt'teki tarafa. Atatürk Mahallesi. Öyle değil mi Arayna'nın orada? Evet. Geçtiğin gibi Atatürk Mahallesi. Kardeşim, senin mi daha çok kaldırma yola ihtiyacın var? Atatürk Mahallesi'nin mi var? Senin mi daha çok halk markete ihtiyacın var? Ki sen hiç yok. Atatürk Mahallesi'nin mi var? Evet, doğru söylüyorsun. Tamam, o zaman bana teşekkür edeceksin. Adaletli davranıyorsun. Değil mi? O zaman bana teşekkür edeceksin. Değerli kardeşim, emin olun şöyle. Çiçeğimizde bir tane gündüz çocuk bakım evi yok, kreş yok. Şimdi 10 tane var. Bir tane kütüphane yok. Şimdi 10 tane var. Kütüphane. Bir tane taze evi yok. Şu anda 4 tane var. Eksikti bunlar. Çoğalması lazım. Bir tane halk market yok. Şimdi var. Danışma merkezleri yok. Psikolojik danışmanlık merkezleri yok. Şimdi gençler için gençlik merkezleri yoktu. Şimdi var. Emekli kafeler yoktu. Sosyal tesisler 4 tane vardı ama yani yeteri kadar çalışmıyordu. Hiç çalışmıyordu ya da pahalıydı. Ama şimdi hem ucuz hem kapasitesini 5 tane çıkmış. Ayrıca 5 tane de emekli kafe. Çay 1 lira içebilsin. Emekli evinden çıkıp dolara gidip oturabilsin diye. Bunlar hiçbir tanesi geçildiğini, menekçe başarılı geçildiğinden ki orada insanlar Mehmet Akif'i biliyorsanız Mehmet Akif'te menekçe başarılı geçildiğinde geçildiğinde 20 yıllık problem vardı. 20 yıllık problem 20 yılda yapmıyorlar, eylem yapıyordu. İlk o isim orada ölen ilk kız çocuğumuzun adını söylemiş. Dolayısıyla bütün bunları yaparken düşündük. Nerede yer var? Filan yer. İhtiyaç var mı? Var. Yapalım. Nerede yer var? Taze ev yapacağız Kanarya'ya. Yer var mı? Yok. Burada satan birisi var mı? Başkan birisi satıyor. Bir ara gelmişti. Allah'ım. Satın alalım, yapalım. Dürü götürün.
Ama bir metrekare yerini Şişecek Belediyesi'nin bir metrekare arsasını, arazisini satmadı. Satmadı. Zaten yoktu da çok o kadar. Ondan söyleyeyim. Bir lirasını kimseye yedirmek, havaya uçurmak, israf yapmak. Önemli değil mi? Değerli değil mi? Ben Çiçek Bezi'de hiç kimseye, kimse diyemez, bir tane yalan konuşmam. Çizdim oynamıyorum demedim. Neyse o. Neyse o. Ne dediyse onu yapmaya çalıştım. Çiçek Bezi'de yaşamaktan uçurmadım. İnşaatçılık yapmadım. Zaten yapmıyordum. Ben insanlar yanlış bilirler çoğu. Mühendis zanneder. İnşaatçıdır herhalde. Bu Trabzonlara bu yakışıyor ya. İnşaatçılık falan. %50 şansım var zaten. İddiaya girsem bile. Yo, ben bu kulübe yapmış adam değilim hayatım boyunca. Bir kulübe yapmamışım ya. Değil mi? Ama belediye başkanı olarak zaten iş yapmam. İş yapmaz öyle bir şey. Dolayısıyla burada yaşamaktan, sizinle birlikte yaşamaktan çok memnunum. Mutluyum. Hayallerim var. Bitti mi hayallerim? Bitmedi vallahi. Örneğin Küçücek üzerim 5 yılda otopark sorununu çözerim diye planlamıştım. Çözemedim. Çözemedim. Ama benim aklımdaki proje devletten izin alamadı. Proje şuydu. Otopark sorunu çözerse trafik sorunu da kısmen çözer. Cumhuriyet Halk Partisi belediye böyle bir hizmeti yapmasın. Enteresan olan ne? Şimdi onu söylüyorum size. 2 gün önce Murat Kurum'un projelerinin içinde gördüm. Projeleri. Otopark sorunu çözeceğim bütün okulların dış saha alanlarını otopark yapacağım diye projesinin içine koymuş. Tıpkı AK Parti Küçükçekmece İlçe Belediye Başkanı adayı gibi. 100 yılın projeleri diye açıklıyor. Kreş yapacağım. Var 17 tane yaptık mısın?